bölgedeki Erdoğan imajına dair herhalde ilk akla gelen kavram bence güç. Yani Erdoğan güçlü bir lider. Hani Kürtler bu gücü işte 2012, 13, 14'ten son 15'e kadar büyük oranda biraz çözüm yönüne hani ne diyelim işleyebilecek ve çözümü sağlayabilecek bir güç olarak tecrübe ettiler ve buradan bir Erdoğan, bir güçlü Erdoğan imajı çıktı. Ama son 5 yıldır da bu gücün çok negatif olarak da işleyebileceğini çok sert bir şekilde tecrübe ettiler Kürtler. Yani şu an hani seçme ve seçime hakkının büyük oranda ne diyelim ihlal edildiği bir konjektür değil. Yani işte kayyumların işte 4 yılı geride bıraktığı bir deneyim var. İçeride olan parlamenterler var. Biri o kadarı şu an yurt dışına sürgünde. Aslında fiili olarak Kürtlerin siyasal alana katılımı kapatılmış durumda ve bunun da hani birinci derecede sorumlu aktörü Erdoğan. Dolayısıyla hani güçlü bir lider figürü var hala Kürtlerin gözünde ama bu güç yani yeri geldiği zaman barış lehine de pozisyon alabilen bir güç ama yeri geldiği zaman çok sert bir şekilde de bütün barış kapılarını kapatan ve aslında hiç geçmişi aratmayacak kadar da sertleşebilen bir güç imajı var. Açıkçası son 5 yıllık tabloda şu an hani baktığımızda sokakta hani Erdoğan'a dair bir umut beklentisi yok. Yani bana bu umut tükenmiş durumda. Ama Erdoğan'a şans tanıyan başka bir durum var. Ben biraz onun altını çizmek istiyorum. Yani Erdoğan kadar hala risk alma kabiliyeti yüksek olan ya da cesaret gösterebilen ikinci bir lider yok Türkiye'de. Yani dolayısıyla belki bu Diyarbakır gezisinde bütün bu negatif 5 yıllık deneyime rağmen hani kısmen de bir merak vardı ne diyecek. Yani ben örneğin kendi adıma oturup bütün konuşmayı dinledim. Yani bir şey diyecek mi? Çünkü son kertede Kürt meselesi konusunda hani AK Parti'nin 2002 yıllarında göstermiş olduğu cesareti gösteren ne bir lider ne bir parti var. Ya da o 2000'li yıllarda AK Parti'nin almış olduğu riski alabilen ne bir parti ne bir lider var. Dolayısıyla hani Erdoğan'ın Kürt meselesinde rakipsizliği ya da karşıda dişe dokunur bir rakibin olmaması bu güçlü figür, güçlü lider figürünü biraz da ne diyelim hala bir kaynak olarak insanların gözünde kıymetli kılıyor.